Ayyarlı Edebiyat'ta 46. günde kampımızda yola devam ediyoruz. Başın düşerse dara Ayyarlı Edebiyat'ı ara diyoruz. Dün Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz gibi önemli sanatçılara baktık. Bugün de bu grubun devamı olan 40-60 döneminde daha çok yazı yazan sanatçılara bakacağız. Belki önemli olan bir iki kişiden sizlere özellikle bahsedeceğim. Ve burayı da yine ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. Yavaş yavaş Garip Şiiri gibi, ikinci yeni şiiri gibi, Sarcılar, Maviciler gibi önemli gruplara geliyorum arkadaşlar. Sakın ola uyumayın, sakın ola bu dersleri es geçmeyin. Dediğim gibi başın düşerse dara sıkıntı yok. Ayarlı Edebiyat'ı ara arkadaşım. Bunun artık ne demek olduğunu zaten sen çok iyi biliyorsun. Zaten burada olduğunu da biliyorsun. Hadi daha fazla uzatmayalım. Beğenelim, abone olalım, çayımızı, kahvemizi alalım ve dersimizi dinleyelim. 1940-60 arası toplumcu şiirdeyim. Şimdi şöyle birazcık size bunu büyüttüğümde birinci sanatçım tabii ki Ahmet Arif olarak karşıma geldi. Hocam kimdir bu Ahmet Arif? Bakın bu kuşak şairleri arasında tek şiir kitabı olan Hasretinden Prangalar Eskittim ile büyük ilgi gören Ahmet Arif. Hocam pranga neydi? Bu hapislerde falan ayaklara vuran zincir var ya. O. Okunacak yüksek sesli, öfke, isyan, kavga gibi sert bir söylemi içeren ürünler yazmış. Zaten toplumcu şiirde böyle hitabet, söylev üslubu, kavga, isyan, öfke zaten vardı. Ahmet Arif deyince şu Hasretinden Prangalar Eskitti mi bileceksin değerli arkadaşım, sana yeter. Geldim Arif Damar'a. 1940'tan 1959'a kadar toplumcu gerçekçiliğin en önemli isimlerinden biri olmuştur. Sanatının ikinci döneminde, bakın yani 60'tan sonra toplumcu içerikten uzaklaşmamakla birlikte şiirlerinin biçim ve söyleyişi sürrealist imgelere dayalı bir anlatıma kaymış. Burada demek ki sürrealist imgelerden bahsedeceğiz. Yani sürrealist deyince aklıma zaten benim rüya, hayal, zaman, bilinç akışı gibi kavramlar geliyordu. Hocam eserleri burada var ama arkadaşlar siz şu Kedi Aklı ve Saat 8'i Geç Vurdu adlı eserleri yine ezberleyin demiyorum bakın. Sadece kulağınızda bir köşede kalsın. Bazen zaman zaman karşınıza geldiğini göreceksiniz. Hasan İzzettin Dinamo belki de bu grupta soru gelen en önemli kişi diyebiliriz. Bireysel konulu ilk şiirlerinde Faruk Nafiz, Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi'nin etkileri görülür. Hocam bunlar kimdi? Hatırladın mı? Heyofçular vardı. Heyof. Bak. Ye, O, F. Beşececiler. Unutma. Demek ki ilk şiirlerinde Beşececilerin etkisi var. Daha sonra özellikle kimle tanıştı? Topluluğun en önemli ismi, kurucusu diyebiliriz. Nazım Hikmet'in şiirleriyle tanışınca toplumcu şiire ne yaptı? Yöneldi. İlk şiir kitabı Deniz Feneri 37'de yayınlandı. Şiir dışında roman ve öykü türlerinde de ürünler verdi. Zaten daha çok bu romanlarıyla beraber sorulan bir isim Hasan İzzettin Dinamo. Romanlarında tarihi olayların yanında yaşadığı dönemin siyasal ve toplumsal olaylarında ne yapmış, anlatmış. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, bakın, en önemli romanından birincisi Kutsal İsyan. Bunlar soruluyor arkadaşım. Bunlara dikkat et. Niye soruluyor? Bakın başındaki K'den aklımda tutayım. Kurtuluş Savaşı Kutsal İsyan adlı belgeler romanı ünlüdür. Yine milli mücadele üzerine yazıldığı bir diğer romanı ise Kutsal Barış adlı romanı. Bu da yine önemli. O zaman Kutsal İsyan'la Kutsal Barış'ı Hasan İzzettin Dinamo'da kesinlikle bileceksin. Eserleri içerisinde zaten bilmeni gerektiren iki eser de bence bu. Diğerlerine çok fazla hiç ben ne yapmıyorum, gitmiyorum değerli arkadaşlar. Amacım sizi böyle çok fazla bir şey size ezberleterek boğmak değil. Nokta atışı gitmek, çıkabilecek olan eserler üzerinde durmak. Dediğim gibi Kutsal İsyan, Kutsal Barış, eğer Hasan İzzettin Dinamo sorulacaksa karşıma gelecek olan eserler diyebilirim. Şükran Kurdakul yine çok fazla sorulan sanatçılardan birisi değil açıkçası. Bakalım 43-53 yılları arasında çeşitli dergilerde yayınlanmış şiirlerinden sonra toplumcu sanata yönelmiş. Bakın bu sanatçıların hemen hemen hiçbiri direkt böyle gideyim toplumu işleyeyim, toplumcu şiire yöneleyim demiyor. Belli bir süreç geçtikten sonra gerek Nazım Hikmet'in etkisiyle ya da başka sanatçıların etkisiyle toplumcu sanata ne yapıyor? Yöneliyor. Şükran Kurdakul'un şiirleri eleştirmenler tarafından genellikle duyarlı ve söyleyiş ustalığını belli eden, kitleler önünde yüksek sesle okunmaya, zaten bu şiirlerin hemen hemen hepsinde bu var, elverişli.
toplumcu gerçekçi şiirler olarak tanımlanmaktadır. Toplumcu şiirlerin yanı sıra öyküsü, oyunu, incelemesi, araştırması var. Hocam ne bileceğiz burada? Şu yazacağım eseri, yani Tomurcuk adlı şiirini bilelim. Soru geldiğinde zaten bununla beraber onu çözdüğünüzü göreceksiniz. Ceyhun Atuf Kansu bazen yine gelebiliyor. Anadolu halkının içinde bulunduğu sefaleti, cahil bırakılışını şiirlerinde işledi. Atatürk devrimleri, bakın Ceyhun Atuf'ta Atatürk önemli. Memleket ve insan sevgisi, ulusal bağımsızlık ve yine çocuk şiirleri önemli. Çocuk şiirleri, çocuk deyince toplumcu gerçekçi grupta Ceyhun Atuf Kansu'ya gideceğiz. 40'tan sonra sosyalist düşünceye yönelerek toplumcu şiirler yazdı. Canlı bir dille, destansı tarzda, bakın bu da yine önemli. Destansı tarzda Ceyhun Atuf Kansu'nun uzun şiirleri vardır diyebilirim. Hocam sorulduğunda şu çocukları bilin. Çocuk, çocuk, çocuk gördüğünüzde seçeneklerde Ceyhun Atuf Kansu varsa hemen zaten işaretleyeceksin, işaretlemek zorundasın. Yine bunun yanında bağ bozumu sofrasını da bilsek Ceyhun Atuf Kansu ile ilgili gelecek olan soruyu çözeceğimizden emin olabiliriz. Hocam böyle dediniz de soru bankasında çözemedim. Boş ver soru bankası. Benim sana söylemediğim şey soru bankasında varsa çözme onu abi. Çözme. E hocam çözme de ya çıkarsa. E ya çıkarsa diyorsan o zaman burayı izlemeyeceksin kardeşim. Kusura bak. Biz seni burada zaman kaybet diye oyalamıyoruz. Biz seninle bir derdimiz yok. Bizim amacımız burada sana bir şeyler öğretmek, seni kısa yoldan üniversiteye yollamak. Dediklerimizi yapan arkadaşlarımız zaten hep netleri yüksek yapıyor. E sen gidip böyle abidik gubidik şeylerle ilgilendiğinde, zaten önemli şeyleri kaçırdığında soruları da zaten çözemeyeceksin. O yüzden dikkatli ol. Gidip boş şeylerle sakın ola uğraşma. Enver Gökçe, gene gelmesi zor olan isimlerden birisi. Yerel sözcükleri kullanarak sosyalist şiirler yazdı. Dede Korkut masallarını günümüz Türkçesine değerleme yoluyla kazandırdı. Şiir çevirileri yaptı. Burası değerleme değil de derleme olması lazım bu arada. Atlamayalım. Derleme demek düzenleme. Böyle araştırıyorsun, kitap haline getiriyorsun, yayınlıyorsun. Şiir çevirileri yaptı. Bakın masal, halk hikayesi, divan edebiyatı, İstanbul ağzına yönelik çalışmalar yaptı. Demek ki halk edebiyatı ile ilgili bir takım çalışmaları var. Yaşamı bütün şiirleri geç hocam. Dost dost ile kavga belki bilmen gereken eser olabilir. Enver Gökçe'de yine masal, halk hikayesi, Dede Korkut hikayesi, bunlar üzerine çalışmalar yaptığından haberimiz olsun. Mehmet Kemal Kurşunluoğlu yine toplumcu şiirin bir ismi. Nazım Hikmet'in etkisiyle toplumcu çizgide şiirler yazıyor. Sade bir dille özgürlükçü şiirler kaleme alıyor. 1940 kuşağının toplumcu şairleri arasında da yerini almış. Burada bir tane romanı var, Sürgün Alayı diye. Bu romanı bilelim, işimizi görecek. Cahit Irgat. Cahit Irgat, Hasan İzzettin Dinamo'dan sonra 40-60 grubundan soru olarak gelebilecek belki de ikinci isim denilebilir. Ahmet Arif de yine sorulabiliyor. Hasretinden Prangalar Eskittim ile beraber bunları bileceğiz. Ama bu da yine dediğim gibi sorulabiliyor ama çok fazla ÖSYM çok fazla %100 sormuş demiyorum. Bak, arada belki seçeneklere falan koyuyorlar. Başlangıçta hece ölçüsüyle lirik duygusal şiirler yazmış. Zamanla toplumcu şiire ne yapmış? Yönelmiş. Zaman zaman günlük konuşma dili ile kısa şiirler yazmış. İşte bu yönüyle de hangi şiire yaklaşmış? Garip şiirine, omacılara, Orhan Veli'ye yaklaşmış. Niye? Günlük konuşma dili bir yerde geçiyorsa ben garip şiirine gidiyorum zaten. Şiirlerinde kötümser bir hava içinde büyük insan topluluklarını, sosyal gerçekleri işlediği görülür. Zaten sosyal gerçekliği işliyorsa bunu ben nerede almam lazım? Toplumcu şiirde almam lazım. Bu şehrin çocukları rüzgarlarım konuşuyor, geri dönemezsin. Bu şehrin çocuklarını bilsek bizim işimizi görecektir. Cahit Irgat'la ilgili garip şiirine yaklaştığını hayatının bir döneminde lütfen unutma. Geldim bu grubun son kişisi, Abdülkadir Meriçboy'u. Yine daha çok seçeneklerde gelen bir isimden bahsediyorum. Nazım Hikmet'ten etkilenmesi zaten bu gruptaysa gayet normal bir şey, beklenilen bir şey. Şiirlerinde toplumsal sorunları işlemiş. Dünya edebiyatından pek çok ünlü şiiri günümüz Türkçesine çevirmiş. Bakın yoksulluk, savaş karşıtlığı temalarını işlemiş. Zaten bu da onun yine toplumcu şiirde yer almasına etki eden en önemli sebeplerden birisi. Şiir olarak
hoş geldin Halim İbrahim'i bileceksin değerli arkadaşım. Kısaca geçiyorum bakın. Toplumcu şiirin özelliklerini zaten bileceksiniz. Geçen derste bundan bahsettiğim bir şiir karşına geldiğinde buna nasıl toplumcu şiir diyeceğini zaten sana söyledim. Orada Rıfat Ilgaz Nazım Hikmet ikilisi önemliydi. Yine Ercüment Behzat Lav soruluyor dedik. Burada da özellikle Hasan İzzettin Dinamo'yu, Ahmet Arif'i, Cahit Irgat'ı bilmemiz bizim işimizi görecektir değerli arkadaşlar. Ayar edebiyatta ayarlamaya devam edeceğiz. Sakın ola bir yere kaçma, sakın ola uyuma. Biz seni seviyoruz, sen de güzelce derslerine çalış ve seneye hep beraber üniversitenin yolunu tutalım. Diğer derste görüşmek üzere, iyi çalışmalar.